Serpil elektriklemeyle ilgili özdeş ve iletken küre ve cisimler ile 3 aşamalı deneyi yapıyor. Buna göre Serpil'in yaptığı bu deneyle ilgili olarak 1-2-3 yorumlardan hangileri yanlıştır? Birinci aşamada uzaklaştırılan L cismin X küresine dokundurulduğunda nötrlenemez demiş. Evet, birinci aşamaya baktığımız zaman evet, nötr ve özdeş kare cisimlerine yüklü olan X küresi yaklaştırılmış. Daha sonra kare cisimleri birbirinden uzaklaştırılıp daha sonra da X küresi uzaklaştırılmış. Evet, X küresi kareye yaklaştırıldığında evet, X ve K zıt yüklü yüklerle evet, L ile X aynı yükler L küresinde L cismine toplanacaktır. Bunlar birbirinden ayrıldığı zaman K ve X zıt yüklü L ile X aynı yükle yüklemiş olacaktır. Evet, X ve L birbirine dokundurulursa nötrleşme evet, gerçekleşmez çünkü ikisi de aynı cins yükle yüklüdür. Bu ifade doğrudur. İkinci aşamada N cismi topraktan negatif yükler alarak nötrlenmiş ise M cismi negatif yüklüdür. Evet, bakıyoruz. MN cisimlerinde M cismi elektrik yükle yüklü, N cismi nötr. Bu cisimler birbirine dokundurulduğu zaman M ve N aynı cins yükle yüklemiş olacaktır. N cismi önce M cisminden ayrılıyor ve topraklanıyor. Evet, eğer burada N cismine topraktan elektronlar gelmişse N cismi pozitif yüklü yüklenmiş demektir. O zaman M cismi de pozitif olmalıdır. Negatiftir ifadesi evet yanlıştır. Üçüncü aşama sonunda M cisminden K cismine negatif yükler geçerek her iki cisimle nötrlenmiş ise X küresi pozitif yüklüdür diyor. Evet, baktığımız zaman üçüncü aşamaya yalıtkan ayaklarından tutularak birinci aşamadan sonraki K cismi, ikinci aşamadan sonraki M cismi alınıp birbirine dokunduruluyor. K, M cismleri yalıtkan ayaklarından tutulup birbirine ayrılıyor. Evet, bu durumda M cisminden K cismine negatif yükler geçmişse M cisminden K cismine. Evet, o zaman M negatif, K pozitiftir. K pozitifse evet ilk durumda K pozitifse X o zaman X küresi negatif olmalıdır. Pozitif yüklüdür ifadesi evet yanlıştır. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız hangisi yanlıştır diyor? 2, 3, D seçeneğidir. Pozitif yüklü bir küre şekildeki nötr iletken halkaya önce yaklaştırılıyor sonra dokunduruluyor. Halkanın üzerindeki yaklaştırılmadan sonra 1, dokunduruktan sonraki 2 yük durumları aşağıdaki hangisi gibi olur? Evet, yaklaştırıldığında evet, eksi yükler evet, artı olan küreye yakın, artı yükler ise evet itildiği için evet halkanın dışında olacaktır. Daha sonra artı yüklü küre halkaya dokunduruğunda halkanın son yükü pozitif olacaktır. Bu da doğru olarak A seçeneğinde verilmiştir. Evet, halkanın son durumda yükü pozitiftir. İlk durumda ise eksi yükler evet, küreye yakın olan yerde, evet pozitif yükler uzak olan yerdedir. Cevabımız A seçeneğidir. Özdeş ve elektrik yüklerin cinsi bilinmeyen KLM küreleri birbirlerini etkilemeyecek uzaklıkta özdeş dinamometre ile tavuğuna asılıyor. Özdeş ve elektrik yüklerin cinsi bilinmeyen TRS cisimleri ise birbirlerini etkilemeyecek uzaklıkta bulundukları zemine sabitleniyor. KLM küreleri serbest bırakıldıktan sonra bağlı oldukları dinamometrede gösterilen kuvvet değerleri arasında L büyük, K büyük, M ilişkisi oluşuyor. Sistemdeki cisimlerin yüklü olanlarının yük miktarı eşit olduğuna göre yalnızca bu bilgilere bakılarak 1-2-3 yorumlarına hangilerine ulaşılabilir? Evet, baktığımız zaman en büyük değer L dinamometresinde var. L nasıl oldu? Yani burada evet, bir çekim kuvveti olmuş olması gerekir. Yani L ve R zıt yükle yüklenmiş olması gerekir. En az evet dinamometrede gösteren değer en az M'de ise o zaman M ve S evet, aynı cins yükle yüklenmiş olmalı ki birbirini itecek ve dinamometredeki değer daha küçük olacaktır. Evet, K'ya baktığımız zaman K nasıl oluyor dinamometreye? Burada da evet yine çekme kuvveti olacak fakat evet cisimlerden biri nötr olmalıdır ki evet çekim kuvveti L ve R kadar olmasın ve M ve S'den daha fazla olsun. Ondan dolayı burada cisimlerden biri nötr yani P nötr, evet K ise yüklü olacaktır. Evet, şimdi yorumlara bakınca K küresi negatif yüklü, P nötr olabilir. Evet, evet, K küresi pozitif veya negatif fark etmez. P nötr olabilir. Bu ifade doğrudur. L küresi pozitif yüklü, R ise negatif yüklü. Evet, baktığınız zaman L ve R birbiriyle zıt yüklü olmalı. 1 artı 1 eksi olabilir. Bu ifade de doğrudur. M küresi pozitif yüklü, S ise negatif yüklü olabilir. Hayır, aynı cins yükle yüklenmiş olmalıydı. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1-2-B seçeneğidir. Işıl iletken ve elektrik yükünü bilmediği K küresi ile nötr ve iletken DM cisimlerini kullanarak bir deney yapacaktır. Işıl deneyinde dokundurma, tesir ile elektrikleme ve topraklanmayı kullanılabilecektir.
Işıl'ın deneyi sonunda LM cisimlerin yük durumu aşağıdaki gibi olmuştur. Buna göre Işıl'ın deneyinde yaptığı işlemlerin hangisi olabilir? Evet, baktığımız zaman burada M cismi. Evet, burada M negatif yüklüdür son durumda. L cismi pozitif yüklüdür. İşlemlere bakarsak negatif yüklü K küresi nötr L cismine dokunduktan sonra nötr M'nin diğer ucu cismine yaklaştırılıyor ve M cismi topraklanıyor demiş. Daha sonra topraklama kesilip K küresi uzaklaşıyor. Evet, eksi yüklü cisim L cismine dokunursa son durumda L'nin yükü eksi olacaktır. Yani artı olamaz. Bundan ötürü evet bu işlem yanlıştır. B'ye baktığımız zaman burada pozitif K küresi yaklaştırılmış. O zaman L'de evet negatif. Yükler burada, pozitifler burada. Yani L yine nötrdür. Burada yine evet eksi yüklü, artı yükler. Burada L K küresi evet, uzaklaştırıldığı zaman L ve M cisimleri yine son durumda nötr olacaklardır. Evet, ondan ötürü bu işlem de yanlıştır. Evet, C seçeneğine baktığımız zaman negatif yüklü K küresi L'ye V cismine dokunduktan sonra L cismi nötr M cismine dokunduruyor. Evet, bu durumda K cismi L'ye dokunca L eksi olacaktır. L de nötr M'ye dokunca M de eksi olacaktır. Yani son durumda L, M ikisi de eksi olacaktır. Bu işlem de yanlıştır. Evet, K küresi pozitif yüklü, özür dilerim, K küresi pozitif yüklü K küresi nötr L cismine dokunduğunca L cismi pozitif yüklü yüklenecek. Evet, burada eksi yükler. Evet, burada artı yükler olacaktır. Evet. Burada topraklanma yapılırsa topraktan evet M cismine doğru elektronlar gelecektir. Yani son durumda M küresi eksi L pozitif olacaktır. Bu evet bizim işlemlerimize birinci son durumdaki M ve L'nin yükleriyle doğru olmaktadır. Yani cevabımız D seçeneğidir. Elektrik yüklü cisimlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini incelemek isteyen bir el aşağıdaki uygulamayı yapıyor. Uygulamaları yapıyor. Buna göre uygulama yapılan cisimlerin ilk durumdaki yüklerin cinsleri aşağıdaki hangisi olabilir? Birinci uygulama iletken K çubuğu L küresine yaklaştırılır ve L küresi çubuğa yapışır. O zaman K ve L yazıt yüklü evet olacaktır veyahut da evet L küresi nötr, K ise evet, herhangi bir yükle yüklenmiş olması gerekir. İkinci uygulamada yükü bilinmeyen bir elektroskopun topuzu topraklanıyor. Elektroskopun yaprakları kapalı. Evet, elektroskopun yaprakları kapanıyorsa bu elektroskop yüklü demektir. Pozitif veya evet, negatif yüklü yüklü olması fark etmez. İki durumda da evet birinde elektronlar topuza diğerinden topuzdan elektronlar evet toprağa gideceği için yük miktarı iki durumda azalacağı için yaprakları kapanma gerçekleşecektir. Yani elektroskop artı veya eksi durumda olabilir. Nötr olamaz. Yalıtkan iple bir tavana asılmış iletken M küresi bulunduğu zemine sabitlemiş N cisimine yaklaştığında bu cisimden uzaklaşma başlıyor. O zaman evet bunlar ikisi de evet aynı cins yükle yüklenmiş olmalılar. Evet, baktığımızda seçeneklere evet mesela 3. uygulamaya bakarsak M ve N küreleri aynı cins yükle yüklenmiş olması lazım. Evet, bu A seçeneğine doğrudur. Fakat burada evet maalesef negatif ve pozitif verilmiştir. Bundan dolayı evet yanlıştır. Pozitif pozitif olabilir. Negatif nötr olmaz çünkü yine burada yine çekme iş o olayı gerçekleşecektir. Evet, baktığımız zaman sadece evet A ve C seçeneği kalmıştır. İkinci uygulamaya baktığımız zaman burada elektroskop yüklü olmalıydı. Evet, bundan dolayı da A seçeneği de elenmiş olur. Geriye sadece C seçeneği kalmış olur. Cevabımız C seçeneğidir. Evet, birinci uygulamada da K çubuğu pozitif ise pozitif Y küresi nötr olabilir. Bu ifade doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Bir öğrenci yaptığı araştırmada aşağıdaki verilen sonuçlara ulaşmıştır. Termik santrallerde fosil yakıtların kullanılması sonucu açığa çıkan ısı enerjisiyle ısıtılan suyun buhar basıncına yararlanarak türbinlerin dönmesi sağlanır. Kullanılan yakıt kolay ulaşılabilir ve ucuz olabilir. Nükleer santrallerde uranyum gibi radyoaktif maddelerin atom çekirdeklerinin parçalanarak ortaya çıkan çok büyük enerjiyle ısıtılan suyun buhar basıncından yararlanarak türbinlere döndürülür. Küçük miktarda yakıt ile çok büyük miktarda enerji elde edilir. Karbondioksit salınımı azdır. Kullanılan ve oluşan maddeler insan sağlığı açısından çok zararlıdır. Bu bakımdan dikkatli kullanılmalıdır. Buna göre yalnızca bu çalışmalara bakılarak termik ve nükleer santraller için yapılan 1-2-3 yorumların hangileri doğrudur? Yakıtların kullanılmasından sonraki aşamalarda gerçekleşen enerji dönüşümleri birbirine benzerdir. Evet, bu ifade doğrudur. Çünkü ikisinde de evet su türbinlere döndürülerek evet su buharıyla türbinlere döndürülerek enerji elde edilmiştir.
Termik santrallerin hava kirliliğine olan etkisi nükleer santrallere göre daha çok. Evet, bu ifade doğrudur çünkü nükleer santrallerde karbondioksit salınımı daha azdır diyor. Nükleer santrallerin kurulumu ve kullanımı termik santrallere göre çok daha daha kolay demiş. Bu ifade yanlıştır. Evet, nükleer santrallerin kurulumu da zordur. Daha sonra işletmesi de daha zordur çünkü kullanılan nükleer maddeler tehlikeli maddelerdir. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1-2 B seçeneğidir.